Akın Onun abi, şeyi şimdi fotoğraf. seni dinleyen diğer arkadaşlar da muhtemelen aynı şeyi düşünüyorlar. Şu an o anları tekrardan yaşayıp yaşamış halde anlatman farklı bir keyif katıyor yani, gerçekten Eyvallah, yaşıyorsun şu an. eyvallah. Ya yaptım tabii, yaptığım için yaşıyorum yani. Ama severek yapmışsın yani, bu da çok güzel, çünkü anlatırken ben buradan yani bilmiyorum, ben hissedebiliyorum yani, çünkü hani Eyvallah, çok eyvallah. eğlenceli ya, Tabii, vallahi tabii, iyi tabii. yaptın. İnşallah Tabii bir gün bizi işte. genç dinleyicilerimiz de var. Onlar da yani düşünebiliyor musunuz? Wout Weghorst'un 10. katındaki evine gidip cama vurmalar falan. Ya Hani bravo, şimdi bak. insanlar inanamıyor bunlar. Hani bizim de biraz misyonumuz o Ha. güzel samimiyeti, o eski şeyi hani bunu sosyal medyaya taşımak. Bu hani sonuçta bu Beşiktaşlıların özel bir şeydi. O zamanlar Ha. yani buna benzer yani Akın Sel gibi birisinin Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da olduğunu hatırlamıyorum ben. Hani Eyvallah. şöyle düşünmemiz lazım. O zamanlar böyle gayet normal gibi görünüyordu ama çok büyük bir olay. Ya Tabii tabii. düşünsenize şu an onu yapabilir miyiz? Konuşma yasağı var. Hani kampa girmek zaten ayrı bir dert. Hani demek ki öyle bir samimiyet ve Şimdi güven var karşılıklı. Ramazancığım, duyabiliyor musun? Duyuyoruz, buyurun. Ben duyuyoruz seni, Şey, buyur. ne diyecektim? Ben burada balkondayım aynı zamanda. Efendime söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim. Yani o dönemde bunların yapılması hakikaten gerçekten zor olmasına rağmen. Mesela ben kendimi şöyle anlattırabiliyordum. Bak, anlatabiliyordum değil, anlattırabiliyordum. Mesela size de o soruyu sorayım ki çok güzel bir örnek verdim. Seni tebrik ediyorum. İşte bir yabancı bir isim söyledim biraz önce. Onun katına çıkmış gibi. Mesela şimdi gençlere anlatmak adına olsa. Yani sizce ben şu anda Beşiktaş'ta hangi futbolcunun evine girmiş oluyorum? Şifo Mamed'i göz önüne alırsak. Sizce? Valla şimdi Salih Uçan desek hadi yani şu an o seviyede yerli oyuncu yok maalesef takımımızda. Ben Belki düşünüyorum. Peki Necip yabancı, olabilir. peki Necip ya, olabilir belki. yani Necip olabilir veyahut da fark etmez. Türk veya yerli olması. Hani biz bu gençlere bunu anlatma adına diyorum. Yani o kalite anlamında söylüyorum. Yani Türk veya yabancı değil de hani Beşiktaş'ın en iyi futbolcularından değil miydi Şufo mesela? Evet Hani o aynen. anlamda On soruyorum yani, numarasıydı. yabancı da olsa olur yani, hani kime yani, şu adamın işte şeyine çıktı işte, atıyorum Rozier, mesela, ya bravo o yani, mesela Rozier, hani o tabi yabancı ama düşünebiliyor musun o konsepte bir futbolcu, o zaman o devrin futbolcusu yani. Hatta bana sorarsanız daha da bile şey yani, hani ne diyeyim size, o dönem icabıyla, biliyorsunuz o zamanlar futbol şimdiki gibi şey değil, hiç o kadar gelişmiş değildi yani. Yani o zaman yani şunu söylemeye çalışıyorum. Futbolcular çok iyiydi de iyi futbolcunun sayısı çok azdı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi çok daha fazla bulabiliyorsun işte, Sergenlerden sonra nerede hani? Hadi soruyorum. Soruyorum abi. Sergen altyapıdan geldi bizim. Devam edin hani, bir tanesi Salih dedim, işte Mehmet dedim. Abi ben şimdi burada onu söylemek istemiyordum ama yine geldi şeye ve Twitter'da bile bir Beşiktaşlı, bir Almanya'dan gelen canım kardeşim var. Onun yani ismini söylemek de istemiyorum ama takipçilerim bilir. Yani gitti, ben kurban kestim ya. Yani düşünebiliyor musun? Bu hale geldik yani. Ama çünkü neden? O kadar iyi futbolcular var ki diyorum. Yani bu adam nasıl gelebilir? Ama o devirde bir Mehmet'e Şifo lakabının takılması şimdinin Messi'si arkadaşlar, genç arkadaşlar. Peki Beşiktaş'ta bir futbolcu düşünün, lakabı da Messi. Akın Evet. abi, Şifo Söyle. ismini kim takmıştı Şifo'ya? Şifo ismini kim takmıştı Şifo'ya? Güzel soru sordun. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ha. Şifo Ömet Kahramanmaraş'ta oynuyordu biz almadan Onu önce. biliyorum. Evet. Evet. Kahramanmaraş'tayken ona Şifo ismi takıldı. Hatta bir İnönü'nde oynanan bir PSV Eindhoven maçı var yanılmıyorsam eğer 1-1 bitti galiba. Orada Şifo'yla gerçek Şifo karşı karşıya geldi ya. Çok enteresandı Evet. yani. Evet. Şifo diye bir futbolcu vardı yani. Onu demek istiyorum. Lakabı değildi Şifo diye Evet. bir futbolcu Belçika vardı. milli takımında oynuyordu. Ya ben Sanırım o yine zamanlar. şey Evet. arkadaşlar,
Ses arkadaşımız katılan arkadaşımızın sesi bana kesik geliyor ama. Tamam, zannedersem Ümit beni duyabiliyor musun Akın abi? Bakın abi, bizim sesim geliyor mu? Heh, şimdi geldi. Evet, şimdi geldi. Tamam. Ya Necmi abi geldi. Necmi abi de bir sorusunu sorabilir mi? Hemen demin de konuşmacıdaydı. Necmi abi hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Akıncım, vallahi seninle böyle karşılaşmak var ya, Milli Piyango'dan büyük ikramiye gibi. Estağfurullah ya, o senin güzelliğin ya. Şampiyon. Gerçekten, gerçekten bak, Ramazan birkaç gün evvel bu programdan bahsettiği zaman, bak yemin ediyorum sana bugün gelmedi, o kadar iple çektim yani. Estağfurullah. Sana çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben size teşekkür Ramazan'a ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öbür siyah beyaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Böyle bizleri böyle Beşiktaş etrafında topladılar. Ya ben geçen biraz evvel işte sohbet başladığında ailemle giderken küfür kafir o mevzulardan bahsettin ya, ben eskilere gideyim dedim. Yani küfür hakikaten yoktu o zamanlar. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda ne bileyim ben, işte her futbolcunun bir hastası vardı. Evet. Yani evet, Yusuf'u seyretmeye gelen Fenerliler vardı, Galatasaraylar vardı. Biz de Cemil Turan'ı seyrederdik, ne bileyim yani, hani Alparslan'ı seyrederdik yani. Değil mi yani? Tabii. Can Partiyi çok... seyredenler vardı, böyleydi yani. Tabii yani çok güzel söyledin bak, ne kadar güzel bir şey söyledin. Dövüş yoktu, ne bileyim ya. Ya yani... en büyük küfür cim dal. Aynen, aynen öyle. Şimdi yedi sülalesini, ölmüşünü, kalmışını. Evet abi. Şurada şeyden bahsettin Akıncım. Şu milli takıma bizim Recep şeyin Ulvi'nin alınma işi. Ulvi veyahut şey Kadir'in alınma işi. Evet. Daha evvellerden de yani şeyi odunun altına ateşleri attılar. Tabii hatırlasana bu 74 Dünya Kupası'na giderken o grup maçlarında Sabri'yi almıyordu rahmetli Coşkun Özal'ı. Evet. Ondan sonra acaba Yasin Kumbara Yasin. Evet. Evet. Efendime söyleyeyim, o meşhur Napoli maçı işte. Yani bunlar yaşandı mı? Maalesef böyle adım adım sonra işte o sosyopolitik mevzular işte bugünlere kadar gelindi. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İşte yazık yani oluyordu. Aynen, adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Aynen. Yani Beşiktaş'ta aynen. Oynamanın, Beşiktaş'a haksızlık yapılmanın, Beşiktaş'a her zaman böyle gazetede, basında falan filan böyle öyle bir oturttular onları. Yani. Aynen, oturttular, aynen. Oturttular. Ama bir de benim dönemimde yapamadılar, onu söyleyebilirim. Ben onu aynen. Benim dönemimde aslan gibi hepsi şampiyonluğu da izledi. Bakın tek başıma o takımı ben Kanal D'ye getirdim. Ne Şansal Büyük Ağa, ne Ahmet, ne Mehmet. Rıza ile bir arkadaşımız röportaj yaptı. Beni aradı Rıza. Akıncım dedi ya, böyle dedi. Şeye gittiğimiz dedi, şampiyonluğa gittiğimiz, Kanada'ya gittiğimiz sene için bana dedi soruyorlar dedi. Bunlar doğru değil mi yani, hani böyle bir şey var değil mi? Evet var dedim. Kaptan dedim, anlat. Ne gerek şey oluyor. Yani arkadaşlar düşünebiliyor musunuz ya? Tekim diyorum ya. Allah üzerine yemin ediyorum. Tek başıma takımı getirdim ve Süleyman Sabah bir kişinin dedi burnunu görmeyeceğim canlı yayında. Niye biliyor musunuz? Çünkü Beşiktaş o sene bir hafta önce şampiyonluğunu ilan ediyordu. Eğer yenerse. Trabzon'da Galatasaray oynuyordu. Ben Rıza'ya dedim ki Galatasaray'da Trabzon'a dedim yenilecek Galatasaray. Biz dedim burada yanlış olmaz Antep ya da Gençler Birliği yeneceğiz. Şampiyon olacağız dedim. Dile benden ne dilersen dedi kaptan. Ben dedim takımı dedim alıp götürüyor muyuz soyunma odasından? Düşünebiliyor musun? Beşiktaş şampiyonu ilan etti. Bütün herkes soyunma odasında. Ana baba günü ve takım oradan tek başına çıktı. O zamanlar tercihli otobüs yolları vardı. Beşiktaş'ta bir tane trafik polisi amiri, Allah razı olsun, kulakları çınlasın. O ters yoldan bizi Beşiktaş'ın Münevvise Kanal D'ye getirdi. Şansal abi içeri girdiğim zaman böyle düştü. Düştü yani. Bildiğin düştü. Sonra dedi ki Akın dedi sen de geliyorsun canlı yayına. Sen de gir dedi. Dikkat ederseniz o görüntülerde benim elimde bayrak vardır. Evet. Halayın en başında ben varımdır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya arkadaş, yani bir Beşiktaşlı olarak başkanım bile beni o dönemde, yani artık ben bu herifi öldüreceğim seviyesine getirdim. Öyle dedim ki başkanım ya.
Başkanım dedim ya, Allah aşkına dedim, bir cümle diyeyim dedim, ne olursun. Selçuk Albay vardı evinde, Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu. Dedim ki ya başkanım ya, bir izin, bir, yani izini niye almadım? Sen dedim o kadar biliyorsunuz hani uçakta dedim konuştuk Trabzon'da. Bir dakika. Necmi abi, sen Akın abi konuşurken mikrofonunu kapatırsan sesi çünkü... Aa, evet evet evet. Pardon. Tamam, çok bakma. Teşekkür ederim. Akın abi sen devam edebilirsin. Ha. Ya laf lafı açtığı için, tetiklediği için söylemek zorunda kaldım onu. Kusura bakma senin bir arkadaşım. Yani bir hafta önce şampiyon olan bir takıma ağzınızı açmayacaksınız diyen bir başkan, aynı şekilde Trabzonspor'la gelirken biliyorsunuz şampiyon oluyorsunuz, o kupa kalkmayacak, sevinç yapmayacaksınız uçakta yani diyen bir başkanın ben orada şeyini kırıyorum. Niçin? Dedim ki başkanım dedim, siz bana kızın istediğiniz kadar ama dedim şunu asla unutmayın. Beni orada hayatında bir kezliğine böyle öptü beni şeyimden, yanağımdan. Ne dedim biliyor musunuz? Başkanım dedim, Beşiktaş'ta dedim, taraftarlar dedim sadece İstanbul'da yaşamıyor. Şu anda dedim bizi dünya izliyor, dünya. Beşiktaş'ın şampiyonunu ben Van'a, Kars'a, Edirne'ye, Antalya'ya, Almanya'ya, yani şehir de değil, ülkelere izlettim başkanım dedim ya. Ver dedim, ne ceza veriyorsan ver dedim ya. Ver, öldüreceksen de öldür dedim. Arkadaşlar ben öyle, gençler tanımazlar ama beni bilenler bilir, ben öyle böyle Beşiktaşlı değilim. Yani dolayısıyla o dönemde o benim çok büyük yaramdır. Her şeyi kabul ederim ama hayatım boyunca kabul etmeyeceğim tek şey, benim muhabirliğini yaptığım dönemlerde Beşiktaş asla 302. şeye bile girmemiştir. Çalıştığım yerlerde. Başka gazeteyi bilmem. Başka gazeteye müdahale edemem. Ama benim kurumlarda çalıştığım dönemlerde Beşiktaş her zaman ama gırgır şamatı yapmışımdır. Ama şampiyonluğunu takıma çağırmışımdır. Ama canlı yayınlarını yapmışımdır. Ama hakkını yememek için gidip bahane uydurmuşumdur, bir adamı getirmişimdir, klip çekmişimdir. Ama ucunu hakemin vermemiş olduğu penaltıya bağlamışımdır. Mutlaka geçirmişimdir abi evvelallah. Onun için Ümit kardeşim sağ olsun var olsun, Allah razı olsun. Onu da ima etmeye çalıştı. Teşekkür ederim, sağ olsun var olsun. O zamanlarda dediği gibi yani Beşiktaş'ta güzel şeylerin yapılmasının içerisinde karşılığını aldık. Karşılığı da oydu. Bizi artık herkes yazıyordu. Bizi herkes artık konuşuyordu. Bakın benim oğlumun ismi Gökhan. Gökhan Keskin isim babasıdır. Ya. Bakın benim, ben size bunu paylaşabilirim. Bana arkadaşlar hala atıyorlar. Benim yaşıtımdaki, pardon benden daha küçükteki. Abi diyor. Bakın dikkat edin. Twitter'dan attı bunu. İstiyorsanız atayım size. İşte yani yazdığı şeyin kepsi var. Akın abi diyor. Benim adım Akın Sel diyor ya. Babası Akın Sel koymuş adam çocuğun ismini. Yani Akın da değil. Dolayısıyla yani o devirde yani öleceğim aklıma gelir. Böyle bir hazla karşılaşacağım aklıma gelmez. Ben onları hiç farkında değilim ki. Neden? İçten yapıyorum. Beşiktaşlıyım abi ben. Ben camdan da girerim. Ayı gibi de atlarım. Benim hiç umurumda değil ki. Niçin umurumda değil? Çünkü Beşiktaşlı futbolcuya ben kötülük yapmıyorum abi. Ben Beşiktaş ismine, markasına, tam aksine bana sorarsan bir sempati kazandırdığımı düşünüyorum. O devirden bahsediyorum. İşte Beşiktaş kulübü asla bana kalmamıştır. Lütfen yanlış anlamasın. O devirden bahsediyorum. O devirde Beşiktaş'ın... Bunca sene sonra bile... Akıncım lafını kestim. Çok özür dilerim. İşte bu yüzden bunca sene sonra bile Akınsel işte programa çıkacak dendiği zaman bu kadar kardeşimizle bir araya geliyor. Senden sonra bunlar çok yapıldı. Yapılmadı değil. Ama... Evet. Yani lezzetli çipet pet diyordu adam. Lezzet yok abi, lezzet yok. Şeye başladılar. Ne bileyim böyle artık yalama işler bilmem ne. Falan. Ya tabii. O yüzden yani, sen tadında bıraktın ve hala konuşuluyorsun. Hala vallahi Allah sana sağlıklı uzun ömür versin kardeşim. Ama çoğunluğu ben de şunu bilmenizi isterim ki yani bu bir öyle şey karşı bir şey gibi gelmesin. Hakikaten bütün ben sanatçı değilim. Hiçbir şey değilim ben. Onu biliyorum ama eğer bir Akınsel olduysa bizim camiamızda veyahut da Türkiye'de diyeyim neyse adını siz verin. Ben bunu Beşiktaş sayesinde kazandım. Bu çok net. Bunu her zaman kabul ediyorum. Ve ben bugün evde televizyon kırıyorsam ve eşim bana artık Dijitürk'ü yasaklıyorsa, eve almıyorsa ve bunu tartışıyorsak evde Akın artık bitti yani o yıllar demesine yani o yıllar derken hani Beşiktaş deliliğim
Eşime benim ilk sorum nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da hep anlatmışımdır. Akın Sel kanalında var. Ben eşime ilk tanıdım. İsmini bilmiyorum. Bakkalın köşesinde duruyor mahallede. Affedersiniz dedim, size bir şey sorabilirim. Buyurun dedi. Ama böyle çaktırmadan kesişiyoruz. Tamam mı? Çaktırmadan. O zamanlar öyle tabii. Ne dedim biliyor musunuz? Affedersiniz bir şey sorayım. Buyur dedim. Buyur tabii dedim. Hangi takım tutuyorsunuz dedim ya. Ya manyağa bak ya. Ulan aşık olmuşum lan diyorum, bunu nasıl bir kız falan ki. Anladın mı? Böyle dağılmışım yani. Hangi takım tutuyorsun diyorum ya. Beşiktaş dedi. Ne dedim biliyor musunuz? Benimle evlenir misin dedim. Vallahi billahi. Karım her yerden hatır bunu. Şimdi ben de eşime diyorum ki bak, bugün hala bana kompare diyorlarsa, bugün hala buralarda oturuyorsak, bir arabamız bir evimiz falan varsa, bunu Beşiktaş'ın markasıyla bizi izleyen Beşiktaşlılar, bizi seven futbol severler, onlara da söyleyeyim. Kimsenin hakkını yemeden. Sizler sayesinde oldu. İyi ki vardınız yani. Siz beni desteklemeseydiniz, siz beni seyretmeseydiniz, o program reytingi nereden alacaktı biçim? Öyle şey olur mu? Tamam, ben de yapmadım diye tabii. Güzel şeyler yaptık eyvallah, ama siz de beni yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Ya Akın abi, ben şunu bir söyleyeyim. Demin söylediğim gibi bu bizim 10. yayınımız. Gerçekten şöyle bir şey var. Aktif dinlediğimiz zaman işte böyle konuşan arkadaşları, bugün sizi dinliyoruz. Evet. İnan bana şunu da söylemek lazım. İyi ki bizimsiniz, iyi ki Beşiktaşlıymışsınız. Ki biz eyvallah, sizi daha yakından tanıma fırsatını bulduk. Çünkü eyvallah, belki diğer takımları seven farklı abilerimiz, farklı arkadaşlarımız da vardır. Ama onları tabii ki bu kadar canı gönülden dinleme şansımız yok. Çünkü biz daha çok Beşiktaş'ı sevdiğimiz için tabii Beşiktaşlıyı dinlemek istiyoruz. Eyvallah. Ama yani gerçekten inan, iyi ki Beşiktaş.